Mansur Arslan ve Aşk Yavuz'a çözümün bir tanesini topluyorum. Şimdi bazı vatandaşların akülerinde arızalanma, şarj almam özelliği oluyor. Bu tamamen bitmiş bir akü. Engelli arkadaşların belediyemizin sosyal birimi var. Buraya telefonla kayıt bırakıyorlar. Kayıtlar müdürlerimiz, şeflerimiz ilgili birimlerden sonra bize sisteme düşüyor. Biz sistemdeki gelen kayıt sırasına göre de engellilere hizmet veriyoruz. Koca Sinan, Melik Gazi ve Talas. Ama 16 ilçemizden de bize kendi belediyeleri veya şahıslar kendisi getiriyor. Yine arızasını, bakımlarını tamamlayıp kendilerine teslim ediyor. Özellikle işçilik çok para yani bu araçların tamirinde. Biz burada işçiliğini tamamen ücretsiz yapıyor. Ama ufak tefek rulmandı, kabloydu, sigortaydı. Onları da belediyemiz karşılayarak bakımlarını yapıyor. Peki bunun dışında büyük bir parça değişimi olduğu zaman? Şimdi biz arızalı parçalarını tespit ediyor. Vatandaşı yani yanılma payı olmasın diye. Sadece o parçaları temin ettiklerinde aracının çalışacağını söylüyor. O parçaları vatandaş temin ediyor. Peki ayda yaklaşık ne kadarlık bir hizmet veriyorsunuz? Aylık 50 civarında engelliye hizmet veriyor. Araçlarım arızalandığı zaman, tekerlek sistemim arızalandığı zaman ve bir telefonla Talas Belediyesi'ni arayarak hemen bildiriyoruz. Bildirdiğim zaman 24 saat içerisinde aracımı evde tamirini yapıp eğer yapamazlarsa götürüp atölyede yapıp bir gün içinde teslim ediyorlar. Böyle bir hizmet olduğu için çok kendi adıma ve arkadaşlarım adına çok memnun kalıyorum. Eve kadar gelip böyle güzel bir hizmet yaptığınız için minnettarız. Allah razı olsun. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Hocama da buradan selam ve hürmetlerimi bildiririm.